Vaktimiz varsa bir de vitiligodan bahsedeyim kısaca. Evet, geçelim üzerinden. Evet, vitiligo ala hastalığı diyor. Bugüne kadar vitiligonun sebebi melanin denen pigment yetersizliğinden kaynaklandığı iddia ediliyordu. Bu da bir iddiaydı. Bu televizyon programında çok çıkan bir dostum kolunda nohut büyüklüğünde bir vitiligo oluşmuş. Sonra yüzüne sıçramış. Adamcağız televizyona çıkmadan önce make-up yapıyor ki gözükmesin, anlaşılmasın diye. Dedi ki ya ben sanatçıyım, perişan olacağım. Eğer ki bu devam ederse işimi bırakacağım. Hayatım alt üst olacak. Problem değil, bir deneme yapalım. Bana göre mantar dedim. Sinirli otla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Bronşite, öksüre, iltihaplı hastalıklar hemen hemen hepsine iyi gelir. Diyebilirim ki aloe vera'dan sonra dünyada en etkili iltihaplı rahatsızlıklarda. Biz buna Sinirlot Forte derdik. Dedik ki kullan bakalım ne olacak. 3 hafta kullandıktan sonra dedi ki ya bu vitiligonun olduğu noktada bir kaşıntı var. Kaşınıyorsa mantardır. İyileşiyorsun. İyileşiyor mu dedi. Çok kaşınıyor, yara olacak. Olsun, problem değil. Yara geçer. Vitiligo geçmez. Bırakırsan kalır. Ama yara, mesela yara olmuyor. Gerçi de yani biraz fazla kaşınıyor. Kaşıntı yapıyor. Sinirlot Forte'yi kullandığı zaman vitiligo olan noktada kaşıntı başlıyor. Neden? İyileşme başlıyor. Çiltin altındaki pisliği dışarı atıyor. Acele etmeyeceksin, sabredeceksin, devam edeceksin. Kullandı. Önce kaşınıyor dedi. Sonra devam etti. Şimdi vitiligo denen bir rahatsızlık kalmadı. Ama bazı insanların mesela vitiligo vücudunun birçok yerinde çok yoğun var. Yıllardır var. O ağır bir rahatsızlık. Çok zaman alabilir. Kişi sabredebilecekse kullanmaya başlasın. Sabredemeyecekse başlamasın. Çünkü vitiligo başka bir şeye benzemez. Basit, yeni çıkan vitiligo tedavisi kolay. Fakat yıllardır varsa onun iyileşmesi çok çok zaman alabilir. Çok sabırlıysa başlasın. Yani 5-6 ay al. Takviyede en önemli olan şey zaten sabretmek herhalde. Hepsinde aynı şeyi söylüyoruz çünkü hepsinde bir kimyasal ilaç iyileştirmiyor. Baskılıyor. Kimyasal ilaç iyileştirmiyor. Zaten benim bu söylediğim hastalıkları kimyasal, mesela kortizon, sedefi iyileştirmiyor. Ekzemayı iyileştirmiyor. Ne yapıyor? Geçici bir süreliğine baskılıyor. O kadar. Bıraktığı zaman tekrar artı kortizonun yan etkisini saymayacak kadar çok. Kemik erimesine sebep oluyor, hafıza zafiyetine sebep oluyor. Kemikler cam kemik oluşuyor, cam kemik dediğimiz kırılgan. Rahmetli Bülent Ecevit, merdiven çıksa bir yeri kırılıyordu adamcağıza. Çelik korse giydirdiler. Yani bir yerleri kırılmasın gibi 4 kişi taşıyordu. Özel asansör yaptılar. Yani kortizon verirseniz ne olur? Hafıza gider. Hiç kimse hatırlamıyordu, sadece Rahmetli Ecevit diyordu, başka kimse bilmiyordu. Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın, iyi günler.